AK Parti MHP kazdığı çukura düşmüştü. Şimdi onu geri alıyorlar, eskisi yapalım. Neden? Birinci parti olmamıza rağmen zarar gördük. Şimdi oyları tekrar biz alalım. Ama bir sene sonra birinci parti oyları tekrar alacak. Yine kazdığınız kuyuya düşeceksiniz. Ama tenezzül ediyorlar bunlara. Kenan Evren'in %10'luk seçim barajını 20 yıl önce kaldıracağım diyen Tayyip Erdoğan 20 yıl sonra %7'ye indirebilmiştir. Küçük ortağın boyuna göre ayarlamışlardır, hayırlısı olsun. Seçmen alacak onların boyunun ölçüsünü seçimde. Başta önce MHP'nin, biraz üstünde AKP'nin boyunun ölçüsünü almak için gün sayıyor seçmen, gün sayıyor. 18 ayda üzerinde mütabık kaldıkları metini 18 saat komisyonu aralıksız çalıştırarak bu sabah 8'de bütün gece, bütün gün, bütün akşam ve bütün gece çalışarak sabah 8'de komisyondan geçirdiler. Nasıl geçirdiler? Üzerinde de 8 tane değişiklik yaparak. Ama bu 8 değişikliğin hiçbirisi muhalefet partilerinin, toplumun, sivil toplum örgütlerinin bu konuya ilgili kamuya yararlı faaliyetlerde bulunan kuruluşların görüşü alınarak, endişeleri bertaraf edilerek, düzeltilerek değil, AKP ve MHP'nin 18 yıldır hazırladıkları, 18 aydır hazırladıkları metnin üzerinde 8 farklı maddede de değişiklik yaptılar. Ama muhalefetin bir noktayı virgül yapmasına izin vermediler. Türkiye siyasi tarihine baktığımızda da görürüz ki kim iktidarının son döneminde seçim kanunlarıyla büyük bir telaş içinde oynuyorsa orada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Giden iktidarlar yapmış hep bunu. Yapıp da fayda gören, yapıp da koltuğa tutunabilen, iktidarda kalabilen yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimsenin şöyle bir endişesi olmasın. Seçim kanununu değiştirdiler, AK Parti kazanacak. Bu vakitten sonra bu hastaya doktor ne yerse yesin demiş. Ne yerse yesin. Onları kurtaracak bir seçim kanununu değil Fethi Yıldız. Kaldırıp getirseniz Einstein yazsa öyle bir matematik formülü yok artık. Fethi Yıldız'ın böyle bazen de kendi yaşını da hatırlatarak yaptığı en iyisini biz yaparız falan, bunların hiçbirisinin bir kıymeti yok. Değil Fethi Yıldız, Einstein gelsin bütün matematik formüllerini alt üst etsin, AK Parti MHP'yi iktidarda tutacak bir seçim formülü bulmaları mümkün değil. Bütün önerileri reddettiler. Sırf tarih önünde kayda geçirmek için birçok öneride bulunduk. Örneğin parmak boyası. Olsun parmak boyası, CHP'nin önerisi değil. Milletin böyle bir talebi var. Bir baktık, Ocak 2022 seçmen 3000 kişiye sormuşlar. %75'i parmak boyası geri gelsin diyor. Milletin talebi ise komisyona verdik önergeyi. Parmak boyası geri gelsin, aman gelmesin. Niye? Neden çekiniyorsunuz? Hayır. Muhtarlık seçimlerinde muhtarın birleşik oy pusulaları basılsın. Yani muhtarlar kendi cebinden yapmasınlar. Birleşik oy pusulası, muhtarların talebi koyduk, reddettiler. Bunu da muhtarlarımız bilsin. Yurt dışı seçim çevresi oluşsun. Gurbetçi vatandaşlarımız kendi sorunlarını burada anlatacak milletvekilini kendileri seçebilsinler. Hayır, olmaz. Biz onların sorununu biliriz. Onlar Tayyip Bey'e oy versinler. En iyisini Tayyip Bey bilir. Biz diyoruz ki onlar daha iyi bilir. Hayır. Hayır, bunu da reddettiler.